Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip ve beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca. Bugün sizlerle bu örgü modelimin anlatımına geçmek istiyorum. Öncelikle ben şu kadar parçasını anlatacağım size uzatmamak için. Öncelikle şu düz modelimin düz kısmı 11 ilmekten oluşuyor ve şu haroşe kısmı 10 ilmekten oluşuyor. İlmek sayımız 11 artı 10 şeklinde takabilirsiniz. Kenar ilmeklerini de sizin tercihinize kalmış. Kaç tane ilave etmek isterseniz. Öncelikle ben 2 tane kenar ilmeğimi alıyorum. Ve 10 tane düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane düz ilmeğimi ördüm. Tekrardan 10 tane ters ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. ilmeğim kenar ilmeklerimi örüyorum. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzünde örgümün tamamını ters örerekten devam ediyorum. Ve tekrar modelimin ön yüzüne geçtim. Şimdi kurulumuna başlayacağız. Öncelikle bir önden düz ve arkadan ters ön yüzü düz olacak şekilde gidiyoruz örgümüzün. Öncelikle 2 3 4 4 tane düz ilmeğimi ördüm. 5. ile 6. ilmeğimin yönünü çevirerekten sağa doğru soldan girip şu şekilde sağa doğru kesimimi yapıyorum. Alma yönünüze göre değişebiliyor. Benim alma şeklim değişik olduğu için çevirmek gerekiyor. Düz olması için. Ve bir tane şişime doluyorum. Tekrardan 5 tane düzümü örüyorum. Ve ters örgümü 3 tane ters örgümü örüyorum. Ve şu anda şu aradaki modelimi uygulayacağım. 3 tane tersimi ördüm. Şimdi modelim 4 tane ilmekten oluştuğu için 2 ilmeğimi çıkartıyorum. 2. ilmeğimi ön tarafa getiriyorum. Şişimin önüne getirip düz bir şekilde örüyorum. Tekrar burada da öndeki ilmeğimi arkaya alıyorum ve arkadaki ilmeğimi ön tarafa alıyorum. Düz örüyorum. Tekrar 3 tane tersimi örüyorum. Ve kenar ilmeğim örgümün arka yüzünde tamamını ters örüyorum. Arka yüzünde bir işlem yapmadığım için uzatmamak adına göstermeyeceğim. Ve tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bir, iki, üç tane ilmeğimi ördüm. Dördüncü ilmeğimle beşinci ilmeğimin yine aynı şekilde yönünü çevirerekten ikisini birlikte sağa doğru kesim yapıyorum. Tekrar şişime bir tane doluyorum. Bir tane ortadaki düzümü örüyorum. Alttaki çoğalttığım ilmeğimi. Tekrar bir tane doluyorum. İki ilmeğimi birlikte alıyorum. Yine tekrardan düz ilmeklerimi örüyorum. Ve ters ilmeğimi 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi modelimi altta açmıştım. Burada da kapatıyorum. İkinci ilmeğimi arkadan öne alıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Öndeki ilmeğimi de arkaya. Tekrardan burada çıkartmam gerekiyor. Bu şekilde arkadaki ilmeğimi öne alıyorum.
Öndeki ilmeğimi de arkadan örüyorum. Önce açıyoruz, sonra kapatıyoruz modelimizi. Ve 3 tane tersimi örüyorum. Kenar ilmeğim örgünün arka yüzüne geçiyorum. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi 1 ve 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Yine aynı şekilde kestiğim sırayı takip ediyorum. 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Tekrar şişime bir tane doluyorum. Yine bu 2 ilmeğimin yönünü çevirerekten ikisini birlikte alıyorum. Tekrar bir tane şişime doluyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane doluyorum ve 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Burayı ikisini birlikte alıyorum. Burayı ikisini birlikte aldığım için şişime bir tane doluyorum. Buradaki 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Burada aldığım için burada bir tane dolama yapıyorum. Ve bir tane düz örüyorum. Bir tane şişime doluyorum ve tekrar 2 tane burada 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Daha iyi anlatabilmek için tekrardan söyleme ihtiyacı duydum. Karıştırmayalım diye 1, 2 ve 3 tane tersimi örüyorum. Yine modelimin şu anda alt kısımda kapatmıştım. Şu anda modelimi açıyorum. İkinci ilmeğimi önden açarken modelimizi ikinci ilmeğimizi ön taraftan getiriyoruz. Kapatırken de arka taraftan ilmeğimizi arkadan alıyoruz. Bu şekilde ve diğer bu tarafı da açtığımız için arkadan alıyoruz ve ilmeğimizi arkaya. Tekrardan 3 tane tersimi yapıyorum. Kenar ilmeğim ve örgümün arka yüzüne geçiyorum. Ve tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmekliyim. İlmeklerim burada bir tane düz ilmeğimi örüyorum ve yine aynı şekilde 2 ilmeğimin yönünü çevirerekten ikisini birlikte alıyorum. Bu sırayı takip ediyorum. Tekrar şişime bir tane doluyorum ve buradaki ilmeklerimin yönünü de çevirerekten ikisini birlikte alıyorum. Tekrar bir tane şişime doluyorum ve bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum ve buradaki 2 ilmeğimi birlikte tekrardan alıyorum. Bir tane doluyorum. Yine kenardaki 3 ilmeğimi 2'ye düşürüyorum. Ve tekrardan 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Modelimi altta açmıştım. Şimdi burada kapatıyorum. Kapatırken ikinci ilmeğimi bu şekilde arkadan alıyorum ve birinci ilmeğimi ikinciye örüyorum. Bu şekilde yönünü çeviriyorum. Yine aynı şekilde arkadaki ilmeğimi alıyorum, ön tarafa kapatıyorum. Ve tekrardan diğer ilmeğimi örüyorum. Yine 3 tane tersimi örüyorum ve kenar ilmeğimi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Ve tekrar örgümün yüzündeyim. Kenar ilmeklerim ve 1 ve 2 tane ilmeğimi örüyorum. Tekrardan burada bu sırada 2 ilmeğimi ördüm. Burayı kesmiyorum artık. Şimdi bu 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Burayı geri 3'e tamamladım. Tekrar şişime bir tane doluyorum ve 3 tane düzümü örüyorum. 2 ve 3 tane. Tekrar şişime bir tane alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Ve
Tekrar burada ilmeğim 3 tane oluyor. Tekrar 3 tane ters ilmeğimi yapıyorum ve altta modelimi kapatmıştım. Şimdi tekrardan açıyorum. Bu şekilde ve 3 tane ters ilmeğimi, kenar ilmeğimi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Ve şimdi tekrar örgümün yüzündeyim. 5 tane düzüm örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane düzümü ördüm. Geri ilmeğim 11 tane oldu. Ortadaki bu 6. ilmeğimin içerisinden 7 tane bu şekilde ilmeğimi çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Diğer şişimi alıyorum tekrardan. İsterseniz siz bunu yapamazsanız ayrıyeten başka küçük tığla da yapabilirsiniz ve tekrardan bu şekilde çıkartıp topluyorum ve bağlamamı yaptım. Bu şekilde. Tekrardan 5 tane ilmeğimi örüyorum. Ve 3 tane ters ilmeğimi. Tekrardan modelimin şu anda açmıştım. Tekrardan kapatıyorum. Ve ters ilmeklerim, kenar ilmeklerim örgümün arka yüzüne geçiyorum. Ve burada bir tane gördüğünüz gibi şurayı yapmış oldum. Bir tane taburcuğumuz oldu. Tekrardan şimdi bir, iki, üç, üç tane ilmeğimi ördüm ve dördüncü ilmeğimin içerisinden yine aynı şekilde bu şekilde ilmeklerimi çıkaracağım. 7 tane 1 2 3 4 5 6 ve 7. Benim ipim orta kalınlıkta bir ip olduğu için benim 7 tane ideal oldu. Ama sizin yapmak istediğiniz ip ince olursa daha fazla olabilir, kalın olursa daha az olabilir. Onun ayarlamasını yapabilirsiniz. İpim benim orta bir kalınlıklı olduğu için 7 tane ideal oldu. 1, 2 ve 3 tane ortada düzümü örüyorum. Tekrardan dördüncü yine aynı şekilde tomurcuğumu yapıyorum. Şu anda şu tomurcuğumu yapacağım. Bu sıradayım. İkinci tomurcuğumu yapacağım. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane ilmeğimi çıkarttım. Bu şekilde yine tekrar diğer ilmeğimi aktarıyorum. Bu şekilde yapamazsanız küçük tığ yardımıyla da yapabilirsiniz. Ben şişimle yapabiliyorum. Fikir vermek istedim. Tekrardan 3 tane düzüm örüyorum ve 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Burada modelimi tekrardan açıyorum bu şekilde. İlmeklerimin yerini değiştiriyorum. Yine arkadaki ilmeğimi önce, öndeki ilmeğimi de ikinci defaya örüyorum.
Tekrardan 3 tane ters ilmeğim ve kenar ilmeğim örgümün arka yüzüne geçiyorum. Örgümün tamamını ters örüyorum. Burası da haroşa olduğu için fark etmiyor. Tamamı ters oluyor örgümün. Ters örüyorum. Ve tek pardon. Ve tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğim. 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi örüyorum. Yine aynı şekilde alttaki ilmeğimin tepesine gelecek şekilde 3. sıradayım. 3. 1, 2, 3 şeklinde diyeyim. İlkinde 1, ikincide 2 ve üçüncüde bir tane tomurcuğumu yine buraya bunun üzerine yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane. Tekrardan diğer şişimi geçiriyorum. Hepsini birlikte, pardon, diğer ipimi de ilmeğimi de almışım. 2, 4, 5. Bu şekilde 7 tane ilmeğimi birlikte tekrardan bir taneye düşürüyorum ve bu şekilde de sıkılamamı yapıyorum tekrardan. Yine 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ilmeğimi ördüm. Tekrardan 3 tane ters ilmeğimi örüyorum ve modelimi burada alt sırada açmıştım. Bu sırada tekrardan kapatıyorum. İkinci ilmeğimi arkadan alaraktan düz bir şekilde örüyorum. Öndeki ilmeğimi de tekrardan düz olaraktan ikinci defaya örüyorum. Yine bu tarafı çıkartıyorum. Arkadaki ilmeğimi öne alıyorum. Öndeki ilmeğimi de arkaya takıyorum. Ve tekrardan 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Ve örgümün arka yüzüne geçiyorum. Şu anda bir tane gülümüz bitmiş oldu. Şu şekilde şurayı gördüğünüz gibi. Ben şimdi tekrardan diğer kurulumunu bir daha anlatmak istiyorum bu sırada. Pardon, önce modelimiz bittikten sonra bir sıra önden düz, bir sıra arkadan ters şekilde, bir sıra alt kısımda yaptığımız gibi bu şekilde düz bir gidiyoruz önce modelimizi kurmadan önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane ilmeğimi örüyorum. Gördüğünüz gibi tekrardan 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Yine modelimi burada açıyorum, alt kısımda kapatmıştım. İkinci ilmeğimi ön tarafa alıyorum. Burada da aynı şekilde ikinci ilmeğimi öne alıyorum. Öndeki ilmeğimi arkaya. Tekrardan 3 tane tersimi örüyorum ve örgümün arka yüzüne geçiyorum. Tamamını ters örerekten devam ediyorum. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi 1, 2, 3, 4 ve 5. ilmeğimi, 6. ilmeğimi ikisini birlikte bu şekilde alıyorum. Hemen tepesine gördüğünüz gibi tekrardan burayı yapıyorum. Şişime bir tane doluyorum. Burası 5 tane. Burada bir işlem hiç yapmıyorum. 5 tane ilmeğimi örüyorum. Diğer sıralarda 2, 3, 4 ve 5 tane. Tekrardan 3 tane tersimi örüyorum. Ve yine modelimi alt sırada açmıştım. Bu sırada da kapatıyorum. Arkadan alıyorum. Diğer ilmeğimi önden
Ve yine aynı şekilde arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimi de arkadan alıyorum.